Instagram'da bir hafta geride kaldı. Sosyal medya platformu ne zaman açılacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu da Instagram gündemiyle toplanacak. Hemen Ankara'ya dönelim. Detayları Ekol TV muhabiri Mevsim Altay bizlere aktarsın. Mevsim, nedir son durum? Toplantı ne zaman başlayacak? Instagram'ın açılması yeniden gündeme gelir mi? Vatandaşlar merakla bekliyorlar, söz sende. Okan Ateş, Türkiye bir haftadır Instagram'a erişim sağlayamıyor. Meta yetkilileriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki müzakere sürecinde henüz bir sonuca ulaşılmış değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da istediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde Instagram'a erişimi anında açacağız mesajını paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde, ancak o gerekler hala yerine getirilmedi. Peki nedir aslında o gerekler? Çok basit bir şekilde açıklayalım sizlere. Hükümet Instagram'da özellikle FETÖ, PKK ve YPG gibi terör örgütlerinin propagandası yapıldığına dikkat çekti ve algoritmada düzenleme talep etti Instagram meta yetkililerinden. Instagram yetkilileri de evet, uluslararası camiada da PKK terör örgütü olarak biliniyor ve dolayısıyla biz bu talebinizi kabul ediyoruz ve bununla ilgili de algoritmamızı düzenleyeceğiz açıklaması geldi. Ancak bu açıklama YPG ve FETÖ için, YPG ve FETÖ terör örgütleri için aynı açıklama gelmedi. Dolayısıyla da Instagram'a erişimi bir haftadır sağlayamıyoruz ne yazık ki. Ancak hem hükümet tarafından hem de AK Parti tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Özellikle de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldığı bir televizyon kanalında bir açıklama yaptı ve orada karşılıklı olarak görüşmeler devam ederse, karşılıklı bir anlayışla en kısa sürede bu sorunun çözüleceğini umut ediyorum açıklamasını yaptı Bakan Nuri Ersoy. Yine aynı şekilde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yine bir katıldığı televizyon programında çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Efkan Ala özellikle de iletişim devrinde, iletişim çağında olduğumuz bu dönemde İletişimi kısıtlayan bir iktidar olarak yola devam etmek istemiyoruz dedi ve vatandaşlardan sabretmelerini rica ettiğini söyledi. Bu önemli bir açıklamaydı. Yine aynı açıklama, benzer bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Yusuf Tekin hem Instagram'ı hem de Roblox'a yönelik açıklama yaptı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Roblox'a da bir erişim yasağı geldi. Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Roblox'a bir oyun, ona da artık bir erişim yasağı geldi. Bir kısıtlama söz konusu. Bakan Tekin de özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçirilmesi için mücadele ettiklerini vurguladı o sosyal medya mesajında ve ayrıca da dijital medya platformlarına da bir uyarıda bulundu. Özellikle de dijital medya platformunun evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı göstermesi elzemdir açıklaması yaptı. Bir diğer taraftan Dijital Mecralar Komisyonu da önümüzdeki hafta başı aslında toplanmasını beklediğimizi söyleyelim. Ayrıca yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle Meta yetkililerinin görüşmeleri de devam ediyor. Bir sonraki görüşme ne zaman olacağı konusunda da tarihin ve saatin de net olmadığını söyleyelim Okan Ateş.